Çabakçı Klubu size göstereceğim. Merhaba, hediyemle geldim. Neresi diyorlar ha? Bir kişiyi ara, ben de bir kişiyi arayayım. Eğer biz de aynı istersek, siz bize yemek ısmarlayın. Bir kişiye de ben burada bizzat bir eğitim vereceğim. Vay! Birinci geçişimiz tamam. Daha ben tuşa dokunduğunu görmedim. Yes, harika, efekt de veriyor, efekt de veriyor. Ha, şimdi değil, şimdi değil. Son şarkımız. Geçişi gördünüz mü? Herkese merhaba, ben Doğuş Çabakçor. Yine Emirgan'da Çabakçor Club'dayız ve bir önceki videolarda size çokça kez bahsettiğim Çabakçor Club'u size göstereceğim. Burayı aylardır bitiremedik. Normalde Şubat'ın 15'inde tuttuk. Şubat 15'ten beri kira ediyoruz. Ama araya korona pandemi girdi. Pandemi süredince maalesef birçok şey aksadı. Buraya alacağımız malzemeler Türkiye'ye gelemedi. Üretim aşamasında çok fazla problem yaşadık ve ben de burayı tamamen bitirmeden size göstermek istemedim. Şu anda aslında %90 bitti ki şu an A stüdyosundayız. Biz burada esas gerçek müzik prodüksiyonlarımızı burada yapıyoruz. Arkada B stüdyosu var. Orada DJ eğitimlerini yapıyoruz. Bir de C stüdyosu var. Orayı da Twitch yayınları için aslında biraz çok amaçlı bir stüdyo haline getirmeye karar verdik. Sırasıyla şimdi size hepsini göstereceğim ve şu an burada olduğumuz için ilk başta buraya göstermek istiyorum. Ama bu arada lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi A stüdyosu demişken biz burada dediğim gibi müzik üretiyoruz. Birçok parçamızı artık burada çalışmaya başladık. Hatta şu an çıkacak olan parçaların... Aha, telefon çalıyor. Oh, Furkan arıyor, şansa bak. Alo. Ne yapıyorsun? İyi, şimdi stüdyoya geldim. Video çekiyordum hatta. Yakınlarda sen gelsene, sen de dahil ol bize. Abi şimdi İstinye dedim ben de. Toplantım vardır. İyi. O zaman hayırlı olsun, hediyeni al gel işte. İstinye Park'ta bir şeyler kilitleyeyim sana. Hemen video bahanesiyle. İşler bakacaktım ben de kendim. O zaman sana bir sürpriz bir hediye ile o zaman geliyorum direkt. Tamam, yarım saat oradayım. Tamam, hadi. Şansa bak lan, adam aradı. Video çekiyor stüdyo ile ilgili. Bu arada Furkan'ı biliyorsunuz. Orada bizim gibi DJ arkadaşımız. Burada hatta hep beraber bir şeyler yaparız demiştik. Bu arada Ozan suratına tipik bakıyor. Sen de burada eğitim verecek misin? Yok, vereceğim abi. Ne eğitim vereceksin? Hepsini vereceğim. Vay adam. Bale dans. Bize şey yapsana bundan. Deva bize sevişler. Deva bize sevişleri boş verdi o. Bize şey çalar mı? Ne var kardeşim? Kapıyı açar mısınız? Niye? Şey ses yapmıyoruz biz burada. Ben ses duydum. Adam geldi ya. Buyurun. Merhaba, hediyemle geldim. Neresi diyorlar abi? Hakikaten buz mu? Evet, meyve getirdim sana, sağlık. Bu ara bir şey söyleyeceğim. Muz ve meyve sevdiğim meyve. Adam demek ki biliyor. Yani tanıyorum. Provis ya. Ve muz. Ya, yalan seviyor kesin. Öyle bir şey. Bir dakika. Umarım beğenirsin. Gerçekten aldın mı bu neyden? Kendimi almadım, sana aldım bu arada. Hakikaten. Ben başlık kullanıyorum. İyi, gel gel. Sağ ol vallahi ya. Stüdyoya gezelim mi ya? Yoktur, önce hediyemi açacağım öyle. Ha. Sen burayı daha önce görmedin değil mi? Yok, ilk defa. Ben hiçbir şey söylemeyeyim, sana bırakıyorum olayı. Ooo, kıyakmış bayağı. İyi mi? Şey, lava değil mi? İşte direkt. Aynen. Bayağı beğendim. Bu neon muhabbetleri falan da çok güzel olmuş ya. Valla çok hoşuma gitti. Speakerların falan da çok iyi. Artık beraber bir şeyler yaparız Furkan Bey. Yapalım zaten yahu. Ben çok beğendim. Valla güzel oldu. Çok emek harcadık. Bir de pandemi bizi bitirdi. Aylarca uğraştık. Aynen. Uğraştık. En sonunda bitirdik artık. Doğuş Çabakçor artık bir albüm çıkartır herhalde buradan çıkmayıp diye düşünüyorum. Onu sen, şimdi söylemiyoruz şu anda. Sen bayağı burada çıkartırsın bir şey. Full üretim herhalde değil evet. mi bundan sonra? Bir de gel DJ okulunu göstereyim sana. Süper. Wow. Abarttı be. Allah çok hoşuma gitti ya. Adama video çekiyoruz diye fazla efekt veriyorum burada. Hayır ondan değil. Bir tık. Daha güzel. Hayır cidden. The Space falan arkasında olması çok hoşuma gitti. Işıklarımızı göstereyim. Oo çok güzel. Oba. Çok çok güzel. Yeah. Burada direkt şey, öğrenciler falan deli gibi şey moda giriyordur. Burada kendi partilerimizi de vereceğiz bu arada. Eğleneceğiz hep beraber. Furkan bize bir iki numara göstersene. Bir dakika bir şey söyleyeceğim ya. Bir iki numara, hadi ışığımızı açalım ona. Bir kişiyi ara, ben de bir kişiyi arayayım. Sonra şöyle, telefonundan DJ diye meraklı, sen bir arkadaşını ara, ben de bir kişiyi arayayım. Ortak tanıdık olsun. Tamam. Anladım demek istediğini. Ha. Ara, buraya çağıralım. 10 dakika sen bir kişiye öğret, ben göre öğreteyim. 3 şarkıyı hatasız mikserine bir ödül mesela. Ben Bilge Su'yla olayım o zaman, sen Mehtap'la ol. Eğer biz daha iyi miksersek, siz bize yemek ısmarlayın. Tamam. Siz daha iyi mikserseniz biz size. Ya ben Mehtap'tan konuşamıyorum, ağzımda teller var. Mehtap'tan çok korkuyorum ben. Niye? Biliyor, altyapısı var. Ben direkt kaybedeceğim. Hatta vlogda izleyenler varsa, geçen yazsam Bilge Su'yla biz bir iki böyle çalmıştık. Şuradan da videoya gidebiliriz. Mehtap'la geçen çaldı işte. Attı ya. Ve o zaman eşit şartlarımız hiç sorun tamam, yok. Tamam doğru. Tamam ben Mehtap'a güveniyorum. Bak sen de Mehtap'a ver. Bir tanem yok. Nasılsın, iyi misin? İyiyim canım, sen nasılsın? İyiyim ben de. Ne yapıyorsun, nerelerdesin? Ne yapayım, okul
okuldan çıktım. Eve geçiyorum şimdi. Şimdi eve geçmeden sana çok güzel bir teklifim var. Ben şimdi Doğuş'un stüdyosuna geldim. Biz burada makara goy goy full böyle eğleniyoruz. Aklımıza şöyle bir şey geldi. Doğuş, Bilgesu'yla bir grup, sen benle bir grupsun. Hangimiz evet. birbirimize daha iyi DJ'li öğretirse 10 dakika içinde veya bir süre içinde o ona yemek ısmarlıyor. Sen benimle var mısın bir yola? Bir şey diyeceğim ama çok haksız rekabet. Niye? Neden? Yani her türlü alırız ki. Ben tamam diyorum. Çok iddialı. Evet. Bilgesu'yu tanımıyor tamam. herhalde. Tamam, hemen kolum atıyorum, kolum atıyorum. Umarım Bilgesu okeyler bu arada. Selam, ne haber? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Uyuyor muydun ya? Yok ya, trafikteyim. Nereye? Eve gidiyorum. Ev nerede? Beşiktaş'tayım. İyi, tamam. Bir şey diyeceğim. Şimdi biz Furkan'dayız. Mehtap da geliyor. İşin yoksa gelsene, aklımıza bir fikir var. Nereye? Güzel soru. Ne var? Şey tarafındayız, Çatalca tarafındayız şu anda. Yok be, şaka yaptım. Ne Çatalcası? Şey, Emirgan'da, Çabak Çorklap. Tamam, Çatalca'ya da gelirdim. Bir şey söyleyeceğim, senin DJ'likle alakan vardı değil mi? Seviyordun. DJ'likle, tabii. Karnın aç mı peki? Karnım... Yani. Tamam, okey. Tamam, yemek ısmarlayacaklar bize muhtemelen. Sen gel, anlatacağım ben detayları. Neler oluyor? Hızlı gelişti Bilgesu bayağı her şey. Tamam, bay bay. Çatalcıya da girdim dedi ya, şu an çok utandım. Neyse, arkadaşlar beni seviyor. Dostlar, güzel dostlar. Evet, yetiştirmiş. Konumu atayım. Bu arada az önce gördüm, Bilgesu geldi. Onu hemen dışarıda karşılayalım. Oo, selam. Selam. Ne haber? İyiyim, sen? İyi, ben de iyi. Paparazlar gibi. Evet. Oo, bunda mı getirdin? Evet, tabii. Süper, hoş ben geldin. Ben hep bununla geziyorum. Yolda salça olmuyorlar mı böyle üstü açık olunca? Bir de ukulele trafikte çalıyorum böyle. Para veriyorlar. İyi, hadi gel, yemek kazanacağız. Geliyorum. Yarışmacımdan uzak durur musun lütfen? Ne yarışı ya? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben... Nasıl bilmiyorsun? Aa, doğru, sana söylemiştim. Mehtap'a söylemiştik. Doğru doğru. Gel içeride anlatacağız. Yarış olduğunu şimdi. Anladım şu an. Bu arada lütfen ellerimizi dezenfekte edelim hemen. Size özel yaptık. Evet, çalışmıyoruz. Pardon, pardon. Nereye geçiyoruz? Sizi çok şöyle sağ tarafa alalım. Sen ilk defa geldin değil mi buraya? Evet, burada parti mi yapıyorsun? Burada gizli parti gizli. Yapmıyorum ama yapacağım. Furkan'la yapacağız değil evet, mi? Evet, yakında. Nasıl buldun? Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Biz seninle takımız, tamam mı? Haa. Mehtap Hanım da gelecek inşallah birazdan. Ben sana 10 dakika DJ'lik göstereceğim ki zaten daha önceden sen bir şeyler yapıyordun biliyorum. 10 dakikada Furkan Mehtap'a bir şeyler gösterecek. En sonunda sen çalacaksın. Mehtap çalacak, en iyi çalan, kötü çalan, iyi çalana yemek ısmarlayacak. Tamam. İyi mi? Kim karar verecek? Kim vereceğiz? Arkada arkadaşlarımız var, onlar karar verir. Yorumlarda siz karar verirsiniz, birileri karar verir. O zaman şöyle yaparız. Nasıl yap? Sen söyle. Yorumlar güzel. Beynim yandı şu anda. Yorumlarda hani 2-3 yorumda en çok beğenilenini falan. Tamam. Bu da aydı, o da aydı. O zaman yemeği bugün yemeyelim. Yine yorumlar yemek hadi. Yiyebiliriz. Tamam tamam. Furkan ısmarlar her türlü bize. Canınız sağ olsun ben. Ooo, Mehtap Hanım da geldi. Alınması gereken bir maç varmış. Ben hemen. İşte ya, hırslı hırslı işte hemen benim. Hemen geldim. Şöyle yapayım. Teşekkür ederim. Geldim. Kimi yeniyoruz Furkan'cığım? Bilgesu ve Doğuş ikilisini. İkimiz rakipmişiz. Sen hazır mısın gerçekten? Ben hazırım. Ben Furkan'dan biraz biliyorum. Ben önceden öğretmiş olabilirim Bilgesu, çok eski zamanlar. Sen niye böyle bir şey yaptın? Eskiden ben gelecekte böyle bir şey olacağını nereden tahmin edebilirim güzellik abiden? Ama bir şey diyeceğim efendim. Bir dakika, yani bu video başka yerlere doğru gidiyor. Biz ama burada DJ'lik yapacağız. Manitam lütfen. Var biliyorsun. Aa, çok heyecanlandım. Herkes takım arkadaşını alsın yanına. Tamam. En yakın dostum. Sen ortaya gel. Ben ortaya mı geliyorum? Ve arada dengeleyici. Sesi, aynen. Bir dakika, kulaklığımız nerede? Bir dakika, evet. Benim yeni aldığım kulaklığı lütfen. Furkan Bey'in kulaklığını ıslatalım hemen burada. Toplantı yapmamız lazım. Biz hemen bir toplantı yapıyoruz. İbrahim Tatlısen, Travis Scott'a geçiş yapacağımızı konuşmuştuk. Aldık. Şu an niye oynuyoruz ki? Aa aşkım, aman aşkım. Dön. Evet. Dön. Dişinize konuşalım. Ama bir dakika, ben şu an... Ben senin şeyini biliyorum ezbere. Çaldım şarkıları. Evet. Evet. Neredeyse bütün partilerime geldiği için çok normal. Biliyorum o yüzden. O zaman oradan 4 tane şarkı seç. Bir kere şey çok iyi. Hangisi? Ama o öyle bir gonna feel. Ha, bir gonna feel. Oo, evet, tamam, okey. O güzel. 1, 2, tamam. World oldu. Zaten, evet. Zaten. Oradan da şeye düşelim, böyle hip hoplara düşelim. Tamam. Bir iki tane de sen söyle hip hop kafana göre. Evet, bizi göstermeyin şu an. Biz bir imajleşti yapacağız şimdi. Senin ukulelen nerede? O bize artı puan kazandı. Ben zaten
Şey biliyor musun? Raven C diye bir şey. Biliyorum tabii. O olabilir. Ben ona... Ben de sen çalacaksın. Hayır, ben ona şey yapabiliyorum. Çalabiliyorum. Ama ona ekstra çalacağım üstüne. Bir o deneme yapalım. Bir de hemen deniyoruz. Hemen akıllarını açıyorum. Bayağı bu arada müzisyen çıktı ya. Bu aralar uğraşmayı seviyorum. Biz hazırız. Biz de çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. İmkanlarımızdan dolayı. Sizin imkanlarınız bizim imkanlarımız. Tamam, biz her türlü yaparız mektubumda. Sizi yan stüdyoya alalım. 10 dakika biz bir çalışalım. Tamam, sonra da gelirsiniz, olur mu? Tamam. Okay. Size iyi çalışmalar o zaman. Hoş tamam. Geldin. Hani alkış? Halk bunları da oynasın. Ben de çaldım ama. İlla söyleyecek miyim yani şimdi? Sen de çal bir şeyler. Riptide çalıyorum. Tek dediğim şarkı. İlk şarkımız hangisi olsun? Piece of Your Heart olsun. Tamam. Okey. Şimdi önce kulaklığımızı takıyoruz. Öğrenci olarak. Kulaklık ne işe yarıyor biliyor musun? Biliyorum. Ne işe yarıyor? Şimdi dışarıda şuradaki hoparlörlerden çalan bir şarkı var. Sıradaki şarkıyı kulaklıktan sıradaki dinliyoruz. Sıradaki şarkı ama hoparlörler yokken bundan. Tamam. Çok değil iyi. Mi? Şimdi o kulaklık dursun, tamam mı? Eğer çünkü iki kanalımız var, iki player'ımız var. Sol taraf birinci kanal, biz buna ne diyelim? İşte birinci kanal diyelim. Tamam. Sağ taraf ikinci kanal, bu da ikinci kanalımız. Bunu açarsan soldaki ses açılır, bunu açarsan sağdaki ses açılır. Evet. Eğer Q tuşuna basarsan da kulaklığa sesi yollamış oluyorsun. Ben şimdi en basit şekilde anlatıyorum, 10 dakikamız var. Burada ana olayımız bir tarafta müzik çalarken diğer tarafı onun üstüne mixlemek. Ayarlı. O yüzden de burada tempo olayımız var. Yani BPM. Bu parça parçamızdaysa 124 BPM bu. Bu demektir ki bir dakikada parça 124 kere vuruyor. Mesela şöyle. Şimdi biz bunu çalarken üstüne bir şey mixleyeceksek bunu da 124'e almamız lazım. Sen evet. Şimdi buradan bir şarkı oradan seç. Buradan döndürerek istediğin gibi bir tane şarkı seç oradan. Şansa bu da 124 çıktı olsun. Aynısı çıktı. Olsun. Kimse bize ikisi de 124 olamaz demiyor sonuçta. Buradan şunu biliyorum. Şimdi, kırmızı şeyleri üst üste getireceğim. Kırmızı şeyleri üst üste getireceğim ama parçanın başlangıç yerini seçmemiz lazım. Şimdi bu çalacağı için bunda ben bir şey seçmiyorum. Bu arada Allah'tan bir şeyler biliyor. Yani en baştan başlasa play nerede falan diyebilirdik şu anda. Şunu da biliyorum ben. Sürekli başa sarıyor. Evet. Şimdi burada bu parçanın gireceği yere karar ver. Aynen. Şimdi sağ tarafı play'de. Şimdi loop alacağız. Buradan tamam yapacağım mı? Değil mi? Bu sefer buradan yap. Buna bastığın zaman 8'lik loop olacak. Tam ritmin başına şimdi. Aynen bak şimdi 8'lik loop var burada bak. Şimdi bir üst üste parçaları oturtma pratiği yapalım. İstediğin yerde play'e bas bir kere. Tamam, şimdi bekle. İlerle, daha hızlı. Tamam. Aha, oldu. İttiğinde başardım. Tamam. Hey, oldu şu an. Tamam, şimdi bunu böyle 2-3 tane parça üst üste yapacağız. Bu kadar. 10 dakikada bence bu kadar göster. Bunu yaparsak zaten muhtemelen onunla yapamayacaktır. Ama bir tane de şov yapmak istiyorum seninle. Tamam. Şovumuzu da şöyle yapacağız. Son parçamıza geldiğimiz zaman, bu çalarken, burada şimdi efektler var. Tamam, böyle farklı farklı. Hatta bak ne olduğunu göstereyim. Filtre, şimdi bunu sağa sola çevir mesela. Aynen. Bunu böyle kapatayım. Bitirişi bunu tamam yapacağım. Bu bonus puanları toplayacak. Çevireceğim. Aynen. Onu en sağ, bunu da sağ, bunu da en sağ. Bunu yaparsak bütün bonus puanları toplarız. Biz kazanırız. Garanti. Size güveniyorum. Bize düşük puan vermeyin. Helal olsun. Biz hazırız. Bence sorun yok. Çok heyecanlandım. Hazırız biz. Hoca bitir hoca. Biz bitiririz. Biz hazırız. Hoca sıramızı sağladık şu an. Ben 15 dakika ben de çalıştım. 15 dakika, 10 dakika lütfen. 4 dakikaya burada olabilirsiniz isterseniz. 3 dakika yeterli. 3 dakika yeterli. Cenk, İbrahim Tatlıses var mı? Etap istiyor da. İndiririz abi. Ama linç yiyebiliriz. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli bir savaş. Evet. Sizler, şimdi Doğuş'un kanalında yayınlanacağı için ama müsaade edebilir miyim? Bak ben şöyle bir şey diyeceğim. Ben Mehtap'ı az çok tanıyorum. Mehtap bu işi hafife almıyor. Ve gerçekten İbrahim Tatlıses'ten Travis Scott'a geçiş yapmak istiyor. Ben bunu hissediyorum yani. İbrahim Tatlıses, Travis Scott. İkilisi inanılmaz bir ikili. Neden istiyorum? Çünkü kültürümüzde özdeşleşsin istiyorum. Zaten hem kendi kültürümüz hem batı gibisinden. Doğu batı sentezi gibi düşünebilirsin. Harman. Harman. Tamam hadi makarayı bırak beni şey yap hocam. Ne yani yapıyorum? Bildiğimiz... Şunları şöyle yapmayı biliyorum. Hadi Mehtap. Dur bir dakika. Bak. Aa bak ne çalıyor. Bad guy.
Şimdi bad guy'ımız da var burada. En baştan alalım. Doğuş Bey birazcık ileri sarmış. Şimdi Mehtap'cığım, küçük şeylerden başlıyorum. Bu takipçilerim yeşil gözlerimi görsün. Yeşil gözleri hemen ortaya çıksın Mehtap'ımın. Evet. Ana şeyden başlıyorum. İşimiz bunlarla bu kanalda dördü de aynı şey aslında. Tamam. Şimdi geçiş yaparken mesela burada full hepsi 12 önünde bakıyor ya. Bu olması gereken zaten. Mesela burada bir parça çalıyor, tamam mı? Benim tarzımda geçiş yapmayı söylüyorum. Diğer şarkı geçerken ben low'u ve mid'i kapatıyorum. Böyle veriyorum. Gel de. Bak şu an sekiyor mesela. Sekmesini de çok zorlanıyorum şu anda. Şu an oturuyor. Mesela burada low kısık ya. Şimdi low'u açıp onun low'unu kesin. Bir muhteşem bir geçiş yaptık şu anda Mehtap. Bitti, tamam. Daha çalışmamıza gerek falan yok. Aferin karşılıklı. Böyle ledleri test ediyor da sesini duyarlıyor. Bu arada daha kaç dakika uğraşacaksınız acaba? Bitti bize. Ben oturttum lovları. Parça ikisi de gördüğün gibi daha sıfırdı. Ne play'e bastık ne Q'ya bastık. Play'in ne olduğunu söyleme gerek yok herhalde, biliyorsunuz. Nerede otuş? Play bu. Okey. Yeşil. Ben şimdi parçaya başlıyorum. Piece of Your Heart diye bir parçamız vardı. Medusa'yı çok da severim. Hata yaptı. DJ hatası. Hayır. 10 puan kaybettim. Bir şey diyeceğim. 10 puan kaybedimiz var şu anda. Bunu nasıl toparlayabiliriz? Bunu nasıl çözüyoruz? Canımız sağ olsun. Bunu canımız sağ olsun. Bunu nasıl şimdi diğer tarafa çevirelim? Okay. Yok ya. Her türlü biz kazandık bunu aslında. Medusa'mızın parçası çalıyor şu anda. Kulağınla tam zamanında ritme basmanı istiyorum. Hiç söylemeyeceğim nereye basman gerektiğini. Hayır. Çok yanlış. Müzik kulağının bu tarzı. Bir şey söyleyeceğim. Süreniz bitti. 1-2-3-4 de bastın. Oturttum. Oturttu, harika oturdu şu an. Bak nasıl oturuyor bak. Evet. Biz kazanacağız. Bilgisi nasıl? Çok iyi, biz hazırız. Bir şey diyeceğim, onlar algı yönetimi yapıyor şu anda. Yeah. Neye göre çok iyi, kime göre çok iyi? Halk karar vermeyecek mi? Mehtap, bizim bir şey yapmamız lazım. Ne yapacağız? Oğlum böyle olmaz. Dans edelim. Halkın nasıl kalbini kızına zaman bakacağız. Yoksa bu konuda kaybetmiş sadece şu anda. Aldım, bak. Love yaptım. Ben çok kötü bir hocayım zaten. 1-2-3-4 bastım. 1-2-3-4 Oldu Mehtap şimdi bu. Aşkım bastım. 1-2-3-4 Ben bir şey gerek yok zaten, evet ya. Şimdi şöyle yapıyoruz. Biz seninle partnerlerimizin şarkısını seçiyoruz. Hiçbir şey karışmıyor. Tamam. Öyle mi olacak? Biz şarkıyı seçelim. İki tane şarkı seçelim. Geçeceği şarkı seçelim. Tamam, biz 4 tane de çalırız. 10 tane de çalırız ama 2 olsun sizin için. Çok zorlamayalım. Çok biz hazırız. Yufka yürekli bir insan olduğunu düşünüyorum şu an. İstiyorsanız önce biz başlayalım. Buradan mı seçeceğim diğerlerini? Hep bunun üzerinden mi, oradan mı seçeceğim? Hazır mısın? Gerilmiş olmayan bir yola giriyoruz. Evet, çok gergin. Rezil olabiliriz, rezil olabiliriz. Kulaklığımızı takalım, şekil için çok önemli. Her ne kadar kullanmasak da şu aşamada. Sağ tarafla başlayalım. Başlıyorum. Başla. Ride it geldi. Ay bu kral. Allah Allah. İstediğin yerde play'e başlayacaksın, tamam mı bekle? Tam oturttum. Sesi aç şimdi. Devam. Onu kısma, bu devam. X, onu da aç. Devam. Bunu duplayalım hemen. Birinci geçişimiz tamam. Ya ben tuşa dokunduğunu görmedim. Gördün mü? Ben Bilge Su kim? Bilge Su burada. Oradan yeni bir şarkı seç. İyice sonuna kadar aç onu. Bunu yavaş yavaş kısma ama çok kısma. Bekle. Böyle dursun, devam. Şimdi bir kere onu loop alırsan bitmez. Şuna bir kere bas. Bas bir kere. Tamam, bu kadar. Ben ne yapayım? Öğrencim başarılı. Şimdi sana bir tane şov göstermiştim ya. O şovu da yaparsan burada müthiş olur. Dansımı da yapayım. Bari alkışlayın, bu kadar kıskanmayın ya. Daha çalardık ya. Çalırız da. Neyse. Gayet iyi. Video uzamasın. Evet. Mehtap'cığım, koreografimizi hatırlıyorsun değil mi? Evet. Şimdi gösterdiğim gibi Mehtap, şarkıları seçiyorsun. Ben buradaki şarkıları bilmiyorum onu. Bakalım, ben de seçeceğim. Tamam, R&B'den o zaman hip hop şarkımızdan Sevda'nın son vuruşu var burada. Çok iyi. Tamam, sen seversin. Başlıyorum. Sağdaki parçamızı istersen başla. Çok inanılmaz play'e basıyorsun.
Harikasın Mehta, evet harikasın. Güzel gidiyor, güzel gidiyor. Yes, harika, efekt de veriyor, efekt de veriyor. Şu önemli, sen bunu yaparken benim şunu yapmam çok önemli. Evet evet, harika. O hareket çok iyiydi Mehta. Dur, şimdi değil, şimdi değil. Bunlarda da bir kere hata var. Evet, tutuyorum. Şunda şu, şu önemli. Harika bir geçişti. Yalnız bir şey söyleyeceğim, burası hafiften Şanzelize kafeye dönmeye başladı. Işıklar, ortam böyle, lütfen. Mesela hadi hareket, önemli, enerji nerede? Son şarkımız. Geçişi gördünüz mü? Bir şey diyeceğim. İnanılmazdı geçişin, gördün mü? Son vuruşunda. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar biraz tribünlerde oynuyorlar. Ben sana zaten söyleyeyim. Zaten Furkan'a fısıldamasını duydum. Aynen aynen. Biz bayağı teknik bir şekilde çaldık. Burada resmen şu an görüntüye, videoya oynuyorlar. Bunların hepsinin göz önünde bulunduracağınızı düşünüyorum. Mehtap şu an Justin Timberlake olsa gerçekten çok mutlu olurdum biliyorum. Son geçiş. Ve bir bakalım ne buldun burada. Şunu da yapayım. Bu çok önemli çünkü. Harikasın, harikasın. Valla çok iyisin. Senin sayende. Hocam, teşekkür ederim. Hocam sayende hocam. Biz biraz burada eksiklik bu konuda. Evet, ben yeteri kadar şey yapamadım, seni gazlayamadım ama gerek yok o yüzden bu arada. Hiç böyle şeyler gerek yok. Ben zaten çok devam etmek evet, istiyorum. Hareketlere yani. Bak. Onlar gördüğüm şarkılarım ben. Son şarkımıza geçelim. Vaaay. Valla çok iyiydi. Çok iyi, tebrik ederim. Bir şey değil mi, şov yaptık. Kusura bakmayın, birazcık sert oldu. İtiraf ediyorum, beklediğimden iyi çıktınız. Çok teşekkür ederim. Şunu söylemeliyim ki, yani yanlış anlama, burada herkes arkadaşım. Estağfurullah. Kendi takımım diye de demiyorum asla. Bence Bilgesu daha iyiydi. Bilgesu benimle olduğu için çok mutluyum. Evet, ama son kadar ben söylemeyeceğim. Halk söyleyecek. Halk söyleyecek. Ve istiyoruz. Bu arada bir 2-3 arkadaşımız var. Onlardan bir oylama alalım mı? Buradaki arkadaşlar. Senin kankilerinden. Kanka dostlarından. Ben bunu şiddetle reddediyorum. Şiddetle kabul ediyorum. Daha ilk başta, En başından beri buradasın Cenk. Sence kim daha iyiydi? Abi açıkarı bu taraf. Bu taraf derken isim alalım, Çok net yani. Arkadaşımız evet. Sizce kim daha iyiydi? Ortada bir galibiyet şampiyonluk varsa Mehtap Algül galibi değil, sahibidir. Vay dostum buraya. Teşekkür ederim. Valla. Çok sağ ol. Ahmet içeride mi? Ahmet atarlı sözünle gel. Ozan geldi. Ozan dürüst ol, objektif ol. Sence kim daha iyiydi? Şu an baskı var. Tamamen öğrenci olarak. Ozan, bir Ozan bakmıyorum. Ozan'a ben hiç bakmıyorum. Ozan'a bakmıyorum hiç. Bence Bilgesu daha iyiydi ya. Bir şey diyeceğim arkadaşlar, ben bir cümle istiyorum. Bu video gerçekten sırf müzikten dolayı demiyorum bunu. Bize dostlarımızı da tanımamızı sağladı bu arada. Haksız mıyım? Haksız mıyım? Böyle bir ortama geleceğimi biz bilir miydik? Lan yazık Ozan ya. Sahnemizi izledin mi de oradan? İzledim. Orada duruyordu. Yalan söylüyor. Bir şey diyeceğim. Ben senin kazandığını düşünüyorum. Şey ama tabii bunu halkın Ahmet takdiri... Ahmet var bizim son... Tamam Ahmet dedi. Ahmet de gelsin, Doğuş'la birlikte desin. Ahmet. Okeyiz biz. Bir şey diyeceğim, ikili olarak enerjileri daha iyi olabilir ama öğrenci olarak ben daha iyiyim. Evet evet. Hatta ben bir sonraki partide Bilgesu'yu da sahneye çıkarttım. Ben Mehtap'ı sahneye çıkartmak istiyorum. Öğrenci olarak daha iyiyim mi dedin? Evet, öğrenci olarak ben daha iyiyim dedi. Yürü gidelim. Hakikaten öyle bir cümle kurdum. Vallahi ben daha burada duramam. Hükmen mağlup olursunuz. Hayır zaten yeneceklerini fark etmeyeceğim. Abi benim Ice Americano'nun nerede? Ice Americano. Kahveni de al git artık kardeşim. Teşekkür ederim. Hadi. Ben de kulaklığımı da geri alayım. Ha onu yapayım. Hediye bir kere geldi artık. Hediye hediye etmek sünnettir. Tamam bir şey söyleyeceğim. Okey biz karar vermiyoruz. Gerçekten şu an izleyenlere soruyorum. Sizce Bilgesu mu daha iyiydi, Mehtap mı daha iyiydi? Yorumlara yazın. Eğer Bilgesu daha iyi çıkarsa onlar bize yemek ısmarlayacaklar. Eğer Mehtap daha iyi çıkarsa biz ısmarlayacağız. Bu arada ben yorumlardan... Ben şöyle bir şey teklif ediyorum. Eğer siz kazanırsanız takipçilerinden birini sizinle yemeğe de gönderelim. Oo, 3 kişi. Aynen. Biz kazanırsak siz de yine takipçilerinizden birini bizle yemeğe gönderin. Tamam ben biraz daha büyütüyorum. Bizim takip. Bir kişiye de ben yorum yazanlara bir şey de. Kulaklık mı veriyorsun? Hayır. Yemeğe de hayır. Geliyor, geliyor. Burada bizzat bir eğitim vereceğiz. Vay, güzel tek. Bak, beti arttıracaktım, arttıramadım. Bir şey daha... Furkan'ın verdiği eğitim gibi olmasın. Yok. Koymayın kesin. Girişine şaka yaptım. Girişine şaka yaptım. Ama yani sağ köşeye attın topu yani. Tamam. Bir yandan iç savaş çıktı. Tamam, bu oylama yarışma burada bitti.
Artık videonun en başında kaldığımız yerden devam edebiliriz. Aslında size stüdyoları gösterecektim ama Furkan geldi. Bilgisayar Mehtap başka bir yere geçtik. O yüzden devam edelim. Burayı yaparken biz bayağı bir uğraştık. Gördüğünüz gibi akustik paneller özel üretildi. Hepsi neon sarı. Zaten ne olduğunu söylememe gerek yok. Lav akustikle beraber çalıştık. Bu boya rengi için bayağı bir uğraştırdım onunla. Çok teşekkür ederim. Yandaki paneller, arkada bass trapler var. Burada yine difüzörler var. Gerçekten bayağı bir uğraştırdım. Lava'ya çok teşekkür ediyorum. Onun haricinde burada benim en sevdiğim cihaz tabii ki Arturia'nın Matrix Brute'u. Şu anda daha bağlamadık. Ses kartımıza bağlantısı yok ama sadece elektriğini takıp size göstermek istedim. Muhtemelen bağladığımız zaman çok güzel şeyler yapacağız. Hepsini size göstereceğim. Tekrardan buraya geldiğimiz zaman burada benim en çok bayağıdır beklediğim ve zaten daha önceki videolarda size gösterdiğim MSI'ın Trident 9S Plus bilgisayarı var. Bak kasasını böyle uçak gibi yaptım. Bak göster efektlerini. Zaten bunun özelliklerini daha önce bahsetmiştim ama özellikle i7-9700 işlemcisi, 512 SSD'si, GeForce RTX 2080 Ti ekran kartı benim işimi bayağı bir kolaylaştırıyor. Ve aynı zamanda MSI'nin 34 inç 144 Hz 1 milisaniye ekranı da bizim çalışmamızı bayağı bir kolaylaştırıyor. Yukarıdaki ekranına zaten bahsetmiştim. İkisini biz birbirine bağladık. Burada çalışmamızı yaparken burada da mix ekranımızı koyuyoruz. Çok rahat bir şekilde çalışıyoruz. Onun haricinde klavye olarak yine Arturia'nın Keylab 61 MK2'sini tercih ettik. Şöyle göstereyim. Bunu da henüz bağlamadık. Hatta bakın kablosu burada bir yerde. Nerede lan? Bunun hepsini bağlayacağız ama bağlayıp da gösterene kadar yine vakit geçecekti. O yüzden ben hızlı hızlı size gösteriyorum. Ses kartı bu göz bebeğim. Hatta bunu ilk story'de paylaştığım zaman bayağı bir mesaj geldi. Uf çok iyi ses kartı falan diye. Bunu da şu anda henüz bağlamadık. Sadece şu anda rack mount'ta yerine koyduk ama taktığımız zaman müthiş bir ve şıkır şıkır dünya kalitesinde standartlı bir ses alacağız. Apollo X6 6 kanal müthiş bir ses kartı. Bunun için de zaten kompenimize teşekkür ediyorum. Çünkü bütün bu ekipmanlar konusunda çok fazla yardımcı oldular. Burada monitör olarak Edim A8X'lerimiz var. Bunu aslında evimdeydi, evimden getirdim. Belki ilerleyen dönemlerde buraya özel monitörleri de alıp getirebiliriz. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Bu tavanda ve duvarda gördüğünüz ledler bizim gerçekten haftalarımızı aldı. Bunların hepsini özel olarak burası için ürettik. Programlaması, kablolaması, hatta burada kablosuz böyle basıyorsun, gündüz ışığı falan açılıyor. Bunların hepsiyle gerçekten çok fazla uğraştık. Bunlar için de soft aydınlatmaya çok teşekkür ediyorum. Hepsini cep telefonundan yönetiyorsun. Buradan giriyorsun, bir app'i var. İstediğin rengi, istediğin hareketi yapabiliyorsun. Bayağı güzel oldu. Şimdi buradan çıkalım. DJ tarafına geçelim. Çünkü DJ okulundaki eğitimlerimizi orada veriyoruz. Oranın nasıl bir stüdyo olduğunu size göstereceğim. Hatta belki Cenk size birkaç numara gösterebilir. Selam James. Selam. Şimdi burası da bizim DJ eğitimlerimizi verdiğimiz DJ stüdyomuz. Burası daha geniş, daha güzel. Yine aynı ışıklar var tavanda. Burada aynı şekilde yine panelin arkasında ışıklar var. Ve burada bir adet Ahmet var. Kamera çekiyor mu şu anda? Ahmet Atakan benim herhalde bu ekip içinde en eski arkadaşım. Kaç senesinden beri? 2011. 2011'den beri beraberiz. Bir ara küslük konuşmadık ama ayrılsak da beraberiz derler ya, yine aynı şekilde. Şu an beraberliğimiz devam ediyor. Burada da bir adet Cenk var. Cenk ne yapıyorsun orada? İyi vallahi, ne yapalım, mix yapıyoruz işte. Cenk'in de Spotify'da parçalarını mutlaka dinleyin. Linkleyemiyorum ama Cenk Gülsoy yazarsanız parçalarını zaten duyarsınız. Burada bizim eğitimlerimizi verdiğimiz masamız var. Pioneer'ın şu anda henüz güncel olan en iyi cihazları var ama muhtemelen bir iki hafta 3000'ler çıkacak. Onlarla değiştirmemiz gerekecek. Burada biz aslında işin pratiğini tamamen burada gösteriyoruz. Yani öğrenciler geldiği zaman gelip burada bol bol pratik neyi nasıl yapılıyor hepsini burada öğretiyoruz. Arkada ekranlarımız var. Buradan bilgisayardan yine görüntülerimizi yansıtıyoruz. Teorik bilgileri buradan onlarla paylaşıyoruz. Ve daha sonra burada pratik eğitimi tamamlıyoruz. Cenk nasıl gidiyor eğitimler? Valla süper gidiyor. Bayağı yoğun gidiyor. Hiç bayağı yorulmuş gibi durmuyor ama nasıl gidiyor öyle? Yoğun yoğun. Pandemiden dolayı insanlar biraz tereddüt ediyor ama biz bayağı önlem alıyoruz. Nasıl mesela önlem? Yani normalde grup derslerimiz 5-6 kişi oluyor ama biz 2-3 kişi alıyoruz. Maskesiz ders vermiyoruz gibi gibi. Biz burada işte eğitimlerimizi veriyoruz. Cenk zaten bu işi koordinatör ama bizden ayrılmayı düşünüyormuş. Ali koy bunları, koy. Ne ayrılırsın var artık. Öyle bir şey. Var mı? Bize bir iki numara göster. Tabii gösterelim. Geçtim mi? Geçti ya. Ozan adamla burada uğraşıyorsun ama adam yani lütfen uğraşmıyor. Bu arada pratik için burada ayrı bir masamız var. Şu anda burada bir tane cihazımız var ama ilerleyen günlerde burada diğer cihazlar da gelecek. Böylece rahat rahat isteyen herkes pratiğini yapabilecek güzel bir alan, geniş bir alan bekliyoruz. Bir de üçüncü stüdyomuz var.
Burası da bizim Jay stüdyomuz. Burayı aslında müzik stüdyosu olarak düşündük ama çok amaçlı bir oda olacak. Yani burada gelip PlayStation oyunu zaten oynayacağız ama yayın yapacağız Twitch için. Kışa buraya güzel bir yayın odası yapıyoruz. Bu masa değişecek, daha büyük bir masa gelecek. Zaten onun haricinde akustik olarak düzenlemeler var. Hem müzik prodüksiyonu yapabileceğiz hem de dediğim gibi Twitch'ten yayınlar yapabileceğiz. İstersek burada böyle uyuyabileceğiz de bu bayağı rahatmış ya. Buranın havası güzel olmuş. Genel olarak böyle diğer odalardan biraz daha basit düşündük burayı. Çünkü çok amaçlı olacağı için çok fazla böyle diğer taraflar kadar bir şeyler yapmak istemedik. Şu anda Cenk Bey burada bir parça üzerinde çalışıyor. Hangi parçayı yapıyorsun Cenk? Open Sky, Markelio. Reklamını da yaptı. Burası da stüdyomuzun minik tatlı şirin mutfağı ama şu anda hazır değil. Gördüğünüz gibi ocağımız yok, bulaşık makinemiz yok, buzdolabımız yok diyeceğim ama aslında buzdolabımız var. Bunun için de zaten Efes'e teşekkür ediyoruz. İçerisi tamamen en güzel biralarla dolu. Burada mesela böyle Limitli Summer Blue Limited Edition'ımız var. Alt tarafta yine Bud'lar var. Burada da Efes'in diğer biralarından var. Çok şık bir buzdolabı. Gerçekten teşekkür ediyoruz. İnşallah bittiği zaman tekrar doldururlar. Ben bugüne kadar hiç bira içmedim. Hayatımda hiç içmedim. Tadını bile bilmiyorum. İçelim şu an içmeyeceğim. Hadi ama içelim. Hayır, onu ayrı bir şey. Gerçekten ilk kez bira denemek istiyorum. Bu arada bunlardan hangisiyle denemem lazım bilmiyorum. Çok burada güzel bak. Ahmet içmiş bugün bir tane burada. Özel seri falan diyor. Özel seri mi yapsak, başka bir şey mi? Bir şey demeyeyim. Eğer öneriniz varsa yorumlara yazın. Hangisiyle daha rahat başlarım bira içmeye? Çünkü gerçekten bira içmek istiyorum. Hoş bir şey, güzel bir şey. Alkolü de çok az. Deneyeceğim. İşte böyle aylardır uğraştığımız Çabak Çok Club şu anda bu aşamada. Üstüne yeni şeyler ekleyeceğiz, koyacağız, daha da güzel hale getireceğiz. Eğer öneriniz varsa mutlaka yorumlara yazın. Onun haricinde eğer DJ'liğe ya da prodüksiyon eğitimiyle ilgili kendinizi daha geliştirmek isterseniz mutlaka bize mail atın. Mail adresimiz akademi@çabakçok.com. Burada gelin eğitimlere katılın. Beraber kendimizi daha iyi nasıl geliştirebiliriz? Hangi eğitimleri alabilirsiniz? Hepsini konuşalım. Eğitim haricinde de fikirleriniz varsa, projeleriniz, besteniz olabilir, sözleriniz olabilir. Yine onları bize akademi@çabakçok.com adresine ulaştırabilirsiniz. Umarım burayı beğenmişsinizdir. Eğer daha iyi neler yapabiliriz fikiriniz varsa mutlaka yazın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Görüşmek üzere. Bu arada tabii ki kanala abone olmayı unutmayın.